Evet, değerli basın mensupları, bugün önceden planlanmış olan toplantıların sonuncusunu yaptık. İki yıldır müzakereleri yürütüyoruz. Bu müzakerelerde gerçekten Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de ve benzeri olmayan ilerleme dediği noktaya ulaşmış olan bir süreçten bahsediyoruz. Ve bütün hedefimiz Kıbrıs Türk tarafı olarak bu noktaya gelmiş olan bir süreci elbette başarıyla hedefine vardırmaktır. Bunu öteden beri inanarak, isteyerek söylemekteyiz. Çünkü bunun Kıbrıs için en iyisi olduğuna inanıyoruz. Bunun olmadığı bir noktada belirsizliklerin içinde tüm taraflar için iyi bir durumun olmayacağını değerlendiriyoruz. Geldiğimiz noktada çok somut olarak Cenevre Konferansı'nın yeniden toplanabilmesi için somut bir tarih olarak Haziran'ı önerdik. Tabii ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ve yardımcısı Aydın'ın garantörlerle de konuşarak Haziran ayı içinde uygun bir tarihin saptanması şartıyla bunu söyledik. Ancak tarih olarak Haziran ayının uygun bir tarih olacağını değerlendiriyoruz. Neden derseniz çok açık ve net olarak Temmuz ayının potansiyel tehlikeler içerdiğini herkes biliyor. Benim bunları tekrar tekrar söylememe gerek yok. Rum tarafında başlamış olan bir başkanlık yarışı var. Erken başladı ama başladı. Rum tarafı takvim istemem, son tarih olmaz gibi söylemlerde bulunsa da şurası bir gerçekliktir ki bu doğal takvim işliyor ve mutlaka bu geçmekte olan zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerektiği konusu artık herkesçe biliniyor. Eğer Haziran ayında bir tarih üzerinde mutabakat sağlanabilseydi bugün, o zaman o güne kadar ki dönemi de burada yine toplantılarla Cenevre'ye hazırlık amacıyla geçirebilirdik ve çalışmalarımızı yine bu çerçevede yürütebilirdik. Ama böyle bir karar çıkmadı, böyle bir uzlaşma çıkmadı bugün. Bizim bu önerimizin dışında izlenen yöntemle ilgili olarak da bir önerimiz oldu. Hatırlayacaksınız, ben uzunca bir süredir artık gelinen noktada tek tek konuları ele alıp onun etrafında dolanarak bir yere varma metodunun artık mümkün olmadığını, sadece liderler düzeyinde değil, müzakereciler düzeyinde de artık yol alınamadığını ve dolayısıyla bir paket yaklaşımının ancak bizi sonuca götürebileceğini seslendirmekteyim. Ve bu konuda iyi bir hazırlıkla Cenevre Konferansı'nda gidildiğinde tüm konuların ele alınabileceğini ve paralel bir süreçte, örneğin beşli olarak toplanıldığında güvenlik ve garantilerin ikili olarak, Kıbrıs'ın iki tarafı olarak toplandığımızda da diğer konuların ele alınabileceği, ama diğer konular konuşulurken güvenlik ve garantide nasıl gelişmelerin olduğunu bilebileceğimizi, tüm tarafların bilebileceğini, dolayısıyla tüm konuların birlikte sonuçlanabileceği bir metot önermekteyiz. Eğer çözüm istiyorsak aslında bundan başka bir alternatif de kalmadı. Çünkü öteki yöntemler hep denendi. İki yıldır da bu konuda alınabilecek mesafe alındı. Geriye kalan konuları bu paket yaklaşımıyla, yani o taraf bilecek ki eğer bir konuda
adım atarsa diğer konuda nasıl bir karşılık göreceğini önceden anlayabileceği bir çalışma yapılacak. Bizler de bileceğiz ki bizim için önemli olan unsurlar bunlar, bunlar, bunlardır. Rum tarafı için önemli olan da diğer hususlar bunlardır. Bu konularda karşılıklı adımların atılması halinde bir çerçevenin ortaya çıkabileceğini birlikte aynı zaman dilimi içerisinde göreceğiz. Eğer bu yaklaşım kabul edilebilseydi. Bizim yaptığımız bu yaklaşım tabii ki bir uyarıyı da içerdi bugün ve bir ek öneriyi daha içerdi. O da hidrokarbon olayıyla ilgili olarak Kıbrıs'ın ortak zenginliği olan bu zenginliğin bir çözümle birlikte her iki toplumun da yararına kullanılması seçeneği yerine tek taraflı olarak bu araştırmaların ve kazının sürdürülmesi son derece mahsurlu, yeni gerginlikleri tetikleyecek. O nedenle bugüne kadar yaptığımız uyarılara kulak verilmedi. Bundan sonrası için kulak verilmesini ve bunun ertelenmesini önerdik. Bu da son derece önemli bir konuydu. Bugün her zamankinden çok daha uzun sürdü toplantı, tahmin edeceğiniz gibi. Ancak üzülerek ifade ediyorum, bizim bu yaklaşım ve ön koşulsuz Cenevre'ye gidebileceğimizi ve bir paket yaklaşımıyla da bu sorunların aşılabileceğini, genel bir çerçevenin ortaya çıkmasıyla her iki tarafın da ne elde edebileceğini, göreceğini, eğer bunlardan tatmin olursa toplumuna bunu tavsiye edebileceğini, edemiyorsa da bunu çıkıp halkına açık yüreklilikle anlatabileceğini öngören yaklaşımımız makul bir karşılık görmedi. Aslında önerdiğimiz model bugüne kadar uygulananın dışında bir yaklaşım. Böyle bir yaklaşımı sanki daha önce denenmiş gibi nitelendirmesini de gerçekten anlamakta zorluk çektik Sayın Anastasiadis'in. Çünkü hiç bu konu yapılmadı bugüne kadar. Yani bir paket yaklaşımı ve artık karşılıklı alverilerle bir sonuca gitme yaklaşımı hiç olmadı. Ve şu anda da olması gerekendir. Ama denenmiş metotları yeniden denemeye gerek yoktur şeklinde bir algı içinde gördük Sayın Rum lideri ve burada bunu da anlamakta gerçekten ben zorluk çekiyorum. Ön koşulsuz Haziran'da Cenevre, onun öncesinde burada birkaç hazırlık toplantısının daha yapılabilmesi, metodolojide de pakete yönelik ve tüm başlıkları da içerecek bir yaklaşım, bizi sonuca götürebilecek olan yaklaşımdır. İki şeye de çok uyum içindedir bizim bu yaklaşımımız. Bir, konferans Cenevre'de toplandı ama tamamlanmadı ve yeniden toplanması için gerekenler de yapıldı aslında. Herhangi bir ön koşul yok şu anda Cenevre'nin yeniden başlayabilmesi için. O nedenle biz ön koşulsuz olarak Cenevre'ye yeniden gitmeye hazır olduğumuzu söyledik. İkincisi, bizim yaklaşımımız 11 Şubat 2014 anlaşmasına da tamamen uyumludur. Bütün başlıkların birbiriyle ilintili olarak ele alınması gerektiği prensibine de %100 uyum içindedir bizim yaklaşımımız. Şimdi Sayın Rum liderin yaklaşımı farklı oldu. Önümde yaptığı açıklama duruyor. Çok yapıcı ve olumlu öneriler yaptığını söylüyor. Aslında ortada öneri falan yok. Ön koşul var. Ve bu giderim Cenevre'ye ama bu şekilde giderim yaklaşımı var. Bunun benzeri yaklaşımları Mont-Pelerin süreçlerinde de gördük. Yunanistan bazı konuları önceden kabul ettirip ondan sonra
müzakereye gelebileceğini söylüyordu, hatırlayacaksınız. Böyle bir müzakere anlayışı olamaz. Sayın Anastasiadis'in ne söylediğini ben açıklamayacağım. Ona düşer bu görev. Kendisi uygun gördüğü zaman diliminde açıklar. Zaten açıklama hakkımı mahfuz tutuyorum diyor. Ancak bize göre hiçbir yapıcılığı olmayan ve hiçbir Kıbrıslı Türk liderin böyle bir metodu kabul etme imkanı ve ihtimali olmayan bir yaklaşım sergilenmiştir. Bugün bu kadarını söyleyeceğim. Sonuçta Sayın Ayde bizlerle temasını sürdürecek önümüzdeki bir iki gün içerisinde. Farklı bir gelişme olursa hep birlikte göreceğiz. Şu anda geldiğimiz nokta bu dediğim noktadır. Evet, size söyleyebileceklerimi söyledim. Buyurun. Efendim, şimdi söylediklerinizden anladığımız kadarıyla önerileriniz masada karşılık bulmalı. Rumlar Temmuz'un ortasında doğalgaz anlaşmalarını yürütecekler. Keşif amaçlı sondaj gazlarını yapacaklar ama bundan sonrası için liderler görüşmesine ilişkin herhangi bir şey konuşuldu mu? Onlarda da bir belirsizlik var sanıyorum. Hani bir buluşma olacak mı? Bir takvime ilişkin bir çalışma yapılacak mı yeniden görüşmeniz için? Şu anda bizim inancımız bu gelinen noktada. Eğer Sayın Rum lider bu tutumunu ortaya koyduğu tavrı değiştirmezse değil ben. Benden sonra gelecek olan çok farklı liderler bile Rum liderle bu çerçevede oturup bu müzakereleri yürütemez. Mümkün değil. Yani bu önerilen yöntemle müzakere yürütmek. Dolayısıyla bizim bugün böyle bir takvim yapma şansımız zaten yoktu ama yarın da yoktur. Eğer tutum bu olmaya devam edecekse. Ne var ki Birleşmiş Milletler'in özel danışmanı Sayın Ayde doğru olarak bugün yaşananları genel merkezine iletecektir herhalde. Ve onun sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bir değerlendirme yapmak durumunda olacaktır. Göreceğiz bunları. Ancak artık incir ipi gibi uzayan bir sürecin tekrarlayıcısı olmak istemem ben. Bunu defalarca söyledim. Bunu kimse istemez aslında. 50 yıldır süren bir müzakere sürecinden bahsediyoruz. Artık bitirmemiz lazım. Bir sonuca varmamız lazım. Ve ben farkındaysanız sonuç alabilecek bir model öneriyorum. Falanı konuşalım da filanı konuşmayalım dediğim yok. Her şeyi bir paket içerisinde görelim. Senin açığından kaçınılmaz gördüklerin var mı o paketin içinde? Bizim açımızdan Kıbrıslı Türklerin hep altını çizerim. Siyasi eşitlik, özgürlük, güvenlik bu kavramlarımız karşılığını buluyor mu bu metnin içerisinde? Ve bunun da ötesinde işte AB'nin ilkeleri var ama BM'nin de var. İki kesimlilik, iki toplumluluk gibi konular. Siyasi eşitlik gibi konular. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda, Rumların da kendilerince önemli gördüklerini yan yana koyduğumuzda, bu her iki toplumun da referandumlarından geçebilir mi? Bütün bunları değerlendirip ona göre bu işi artık bir sonuca götürmemiz lazım. Veya yapamıyorsak da gerçek durumu halklarımıza anlatmamız gerekiyor. Ama yani bakınız öneri, yaklaşım dediğiniz yani her şeyden önce insaflı olması lazım. Yani karşı tarafın da kabul edebileceğine yakın bir şey sunmanız lazım. Biz öyle bir durumdan karşı karşıya kaldık ki dediğim gibi yani böyle bir şeyi bizim kabul edebileceğimizi düşünmelerini bile enteresan buluyorum. Evet. Efendim, şimdi Aydın'ın bir mekik diplomasisi yapacağını görüyoruz yani sizin lider arasında. Fakat biliyorsunuz geçen haftadan itibaren Aydın'ın Türk düşünceleriyle yakın olduğu bildiriliyor Rum tarafında. Hal böyle olunca yani bu sürecin bir şey getirmeyeceğini düşünmek mantıklı olmaz mı siz yani? Aydın'a öyle bakış açısı olduğu zaman yani zaten Türk önünde zemde sıkılıyor diyerekten.
Yani AYDE'ye niye öyle bakıyorlar onu da anlamak mümkün değildir. Ben o konuda yorum yapma hakkımı mahfuz tutayım. Her şeyi konuşmayayım ama yani Türk tarafının pozisyonlarına yakın bir AYDE görmüyoruz biz. Böyle bir durum yok ortada. Yalnız şunu da hiç unutmayın. Rum tarafı bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün istisnasız bütün BM temsilcilerini böyle bıktırmıştır, uzandırmıştır. Belki bunlar taktik icabı yapılmaktadır. Yani biz saldıralım buna. İşte sen Türk görüşlerine çok prim veriyorsun, çok şu yapıyorsun da belki yanımıza çekerek de yapılıyor. Belki bazı durumlarda, bazı çerçevelerde bundan sonuç da almışlardır geçmişte. Belki gene sonuç alacaklarını ümit etmektedirler, bilemem. Ama biz esmen Ayden'in şahsında ve onun gibi görevi yürütenlerin şahsında ne Türk görüşlerine yakınlık istiyoruz ne de başka bir şey. Tarafsızlık, objektiflik istiyoruz. Bugün de beklentimiz odur Sayın Ayden'den. Bugün gerçekten ne yaşandıysa orada bunları çok objektif bir şekilde BM Genel Sekreterine aktarmasını istiyoruz. Şimdiden esmen Ayden'in yürüteceği temaslar sonsuz kalacaktır. Ön yargısıyla hareket etmek istemem tabii ki. Ama bana öyle geliyor ki bu gelinen noktada ilk iş objektif bir şekilde durumu tahlil edip BM Genel Sekreterine durumu aktarmak ve onun bu konuda ne düşüneceğini, ne öngöreceğini değerlendirmek lazım. Bize göre Temmuz öncesi dönem çok önemlidir. Bakın ben tekrar ediyorum. Enosis plebisiti olayını hep beraber yaşadık. Rumlar çok büyük bir yanlış yaptılar. Bizim tepkimizi küçümsemeye de çalıştılar. Olayı küçük göstermeye çalıştılar. İşte tarihi bir olaya basit bir atıfıdır, şuydu da buydu deyip geçiştirmeye çalıştılar. Ancak o tepkilerimizde biz yerden göğe kadar haklıydık. Aradan zaman geçti. Gene bu haklılığımızın altını çizmek istiyorum. Ne oldu? İki tane büyük parti Rum Meclisi'nde çıktı bunu düzeltmek için. Adım attı. Bizimle de temas ettiler, görüştük. Ve sonuçta düzeltici bir adım attılar. Onu bile teknik bir mesele sayarak Anayasa Mahkemesi'ne havale etti Sayın Anastasiya Edes. Yani o iki partinin sırf müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olmak için attıkları bir adımdı bu. Düşünün bunu bir akel örneğin. Böyle bir konuya taraf değildi. Yani bunun böyle olmasını arzu eden bir parti değildi. Buna rağmen müzakerelere yardımcı olmak adına DİS'in bu önerisini destekledi. Beklenen neydi? Anastasiadis'in bunu imzalayarak bu siyasi meseleyi halletmesiydi. Bunu yapmadı. Dolayısıyla bize yeniden bir şey fırsat verdi. Eğer biz müzakerelerden kopmak isteseydik kopardık gene. Çünkü gereğini yerine getirmedi. Yapmadı bunu. Anayasa Mahkemesi'ne havale etti. Müzakerelerden kopmamamızın tek önemli nedeni nedir bilir misiniz? Bu kısa dönemin hayati öneme haiz olduğunun bilincinde olmamızdır. Temmuz ayı gelmeden eğer Kıbrıs sorununda bir çözüm ihtimalimiz varsa gerçekçi bir zeminde her iki tarafında kaygılarını dikkate alan ben demiyorum ki sadece ve sadece biz istediklerimizi alacağız Rumlara hiçbir hak vermeyeceğiz. Hayır. İki tarafın da kaygılarını, endişelerini dikkate alan, kabul edilebilir, iki tarafın da referandumlarından geçebilecek olan bir anlayış içinde hareket etmemiz lazım. Fakat bu süreyi de çok akılcı değerlendirmemiz lazım. Böyle adına yapıcı, olumlu öneri deyip hiçbir Kıbrıslı Türk'ün kabul edemeyeceği fikirlerle gelmek... Bir tek işe yarayacak. Bu önemli zaman dilimi de akıp gidecek. Maalesef. Onun için ben Sayın Anastasiadis'e bugün kendisine defalarca anlattığımız konuları bir daha düşünmesini, değerlendirmesini ona göre yapmasını öneririm.
Birleşmiş Milletler de bu konuda objektif davranmalı ve önümüzdeki kısa dönemi temenni ederim. Bugünkü gibi değil, çok daha verimli bir şekilde kullanabilelim. Yani peki. Başkan, aslında bu söylediklerinizden sürecin bir nevi askıda olduğunu söyleyebiliriz. Sanırım ayına kadar. Sanırım yanlış olmaz bunu söylediğinizde. Çünkü aileyi bekleyebiliriz. Ben hiçbir yorum yapmayayım bu söylediğimin dışında. Bu değerlendirmemiz ve yaptığımız çağrı ve bugün o toplantıda ortaya koyduğumuz görüşlerin değerlendirilmesini umalım. Bugün yapılamadı bu. Belki yarın yapılır, öbür gün yapılır ve askıya alınmaz. Çünkü askıya almak demek iyi bir sonuç doğurmaz demektir. Rum tarafına nasıl servis yapmış olduğu açıklamada Cenevre'ye nasıl hazırlık yapılacağı yönünde öneriler sonunu söylüyor. Siz az önce ön şart olarak bunları ortaya koyduğunu söylüyorsunuz. Açıklanınca bize söylendiği gibi. Vallahi bildiğiniz gibi çok iyi. Rum tarafında hiçbir şey gizli kalmaz. 24 saatte her şey açıklanır. Sadece olanlar değil, olmayanlar bile eklenerek açıklanır. Belki bu defa bugün ne olup bittiği doğru dürüst yansır. Ona göre de görürüz. Sayın Anastasiadis yaptığı açıklamayla bu konuya zemin hazırladı maalesef. Yani bir öneri yaptığını, bu önerilerinin yapıcı olduğunu söyleyince bizim de bu sizlere biraz önce söylediklerimizi söylemek zorunluluğu doğdu. Evet. Efendim, dün 9 saat süren bir mesaj gece toplantısı oldu. Bugün Rum liderine açıklamalarına baktığınız zaman arada çok büyük uçurum olduğunu söyledi. Siz nasıl bir... Onu da söyleyeyim. Dünkü görüşme çok verimli bir görüşme oldu şu anlamda. Martin Verwey Kıbrıs'taydı. Tekrar bu toplantı için geldi. 9 saat bu bildiğiniz equivalent treatment konusu, eşdeğer muamele konusu üzerinde Avrupa Birliği perspektifinden olayın değerlendirmesi yapıldı. Hani hep söylenir ya, bu konu işte Avrupa bunu kabul edemez çünkü Avrupa muktesebatına aykırıdır. İşte 80 milyon Türk'ün arka kapıdan AB'ye girmesidir, şudur budur. Hiç öyle bir şey olmadığını gördü taraflar dün. Yani AB'nin yaklaşımı, evet bazı konular vardır ki politik karar ister iki taraf arasında. Ama birçok konu da Avrupa Birliği muktesebatına aykırı olmayacak bir şekilde halledilebilir. Ortaya çıkan tablo budur. Dolayısıyla o konuda böyle yaratılan şamata kadar büyük bir hadise değil. Çözülebilecek bir konudur. Dünkü görüşme bu anlamda önemliydi. Çünkü Avrupa Birliği bunları teyit etti dün. Uçurumlar var dedi, anlamadım. İki taraf varsa uçurum, çok büyük uçurumlar var diyor. Yani dünkü toplantıya atfen o söylenmişse doğru bir saptama olmadı o. Ha, bazı konularda zorluklar var, bazı konular genel anlamda. İlerlemelere rağmen bazı önemli konularda hala daha ciddi farklılıklar var. Evet, evet doğrudur. Bu da bizim inkar ettiğimiz bir şey değil. Tabii ki daha halledilmesi gereken konular var. Arkadaşlar, irili ufaklı çözüm bekleyen konular var. Bunların içerisinde hep söylerim 8-10 tanesini, hadi bilemediğiniz 12-15 tanesini alıp biraz önce anlattığım şekilde bütünü görecek tarzda bir paket yapmazsak bir sonuca ulaşmak mümkün değil. Böylesi bir yaklaşımdan sonra geriye kalacak olan konularda çok daha hızlı ilerlemeler olacaktır. Evet, halledilmesi gereken uygulamaya ilişkin mesela da hala daha Anayasa Komisyonu'nun ataması yapılmadı. Anayasa'ya yapacağız. Yasalar yapacağız. Biz üyelerimizi bildirdik. Aylar var. Anayasa Komisyonu çalışamıyor. Çünkü komisyon üyelerini Rum tarafı atamıyor bir türlü. Dolayısıyla o ve onun gibi federal yasalar, uygulamaya ilişkin konular, hala daha çözüm bekleyen diğer başlıklardaki irili ufaklı bazı konular, bu anlattığım paket yaklaşımıyla bir çerçeveyi çıkarabilirsek
onlar çok daha hızlı bir şekilde halledilebilir. Dolayısıyla uzlaşılamayan büyüklükte konular değildir hepsi de. Bazıları zordur ama hiçbiri bunların çözülemez değildir. Yeter ki bu anlattığım tarzda bir yaklaşım olsun.